kişilik özelliklerine orada kalmıştık. Şöyle bakıyorduk. Bir kere metindeki Selime Hanım dışında bir de Peyami ilk baştaki halleri dışında hepsi vatansever, öyle değil mi? Kuvayi Milliye'ye inanıyorlar mı? Milli mücadele ruhu var mı hepsinde? Evet, hayatlarını savaşa adamışlar. Yani Evet, milletini. vatanlarına adamışlar. Cephelerle bakın zaten Yunanlılarla İzmir'de ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Yunanlılar da İzmir'i işgal ederken birçok şey yapıyorlar değil mi? Köylere, şunlara, bunlara. Bir sürü ölüm, zulüm, her türlü şeyi yaparak geliyorlar. İzmir'i işgal ediyorlar. Atatürk'ün ünlü bir sözü var. Ne diyor? Ne diyor? İzmir işgali sırasında Kamran. Şey hattı müdafaa sözü mü hocam, tam bilmiyorum ben. Geldikleri gibi ne yaparlar diyor? Ha, gidecekler. Evet. Giderler diyor. Nitekim de Atatürk'ün dediği oluyor mu? Hatta İzmir'i tekrardan ne yapıyorlar? Alıyorlar. Ve ne bileyim, o hani coşkuyla, o heyecanla Yunan bayrağını ne yapıyorlar? Atatürk'ün ayağının altına seriyorlar mı? Ama o ne diyor? Kaldırın hemen diyor. Çünkü bayrak nedir? Milli bir değerdir. Bayrağı ne yapılmaz? Düşman bayrağı bile olsa basılmaz diyor. Yüceliğini, diplomatik tarafını bir kere daha Atatürk orada ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Hangi sebeple olursa olunsun değerlere ne yapacağız? Her durumda sahip çıkacağız. Öyle değil mi? Evet, düzenli ordu kuruluncaya kadar böyle cephelerde ne yapıyorlar bunlar? Savaşıyorlar. Batı cephesi, ta ki o zaman düzenli ordu, biraz yakın tarihimizi öğrenirsek, Batı cephesine gelindiğinde Kütahya işte nedir? İzmir'de zaten onlardan bir tanesi de Uşak, o hatta. Çünkü Yunanlılar ne yapıyor? İlerliyor, öyle değil mi? Ta ki Sakarya'ya kadar geliyorlar. Oraya kadar geliniyor. Düzenli ordu kuruluyor ve kurtuluş yılları ne yapılıyor? Anlatılıyor. Zaten kitabımızda diyor ki Milli Edebiyat Dönemi 1911-1923, yani Cumhuriyet'in ilanına kadar olan geçen süre zarfında olup bitenler anlatılıyor mu? Roman da zaten 1922'de yazılıyor mu? Asıl bak, o büyük zaman o zaman olarak geçiyor ama öbürkisi nereden başlıyor, zaman ve mekan? Kitapta ilk olarak nereye işgal ediliyordu? Evet. İzmir işgal edilmiyor mu gençler? Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre. Arkasından İstanbul işgal ediliyor. 30 Ekim 1918. Sonra bir sürü her yerde, bütün bölgelerde işgaller başlıyor mu? O gizli anlaşmalar. Önceden konuşmuştuk zaten İtilaf Devletleri'nin. Sonrasında Adapazarı, Eskişehir, Ankara. Anadolu'nun birçok yerinde ne yapıyor? Savaşlar, düzenli ordu kuruluyor ve Yunan ordularına karşı Mustafa Kemal ve askerleri ne yapıyor? Yunanlıları durduruyor. Afyonkocatepe'deki o bakışı hala şeydir. Ama Şişli'deki ev de önemli mi? Selma Hanım'ın evi. Evet, çünkü orada işte bu konuşmalar geçiyor hocam. Evet, zaten ilk başta Peyami pek böyle Kuvayi Milliyeci, vatansever falan filan değilken, sonrasında tanıştığı arkadaşlarının da etkisiyle ne yapıyor? Lojistik destek olarak onun Şişli'deki evi her durumda kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Peyami de vatansever, vatanperver bir zat-ı muhterem oluyor. Evet, temel çatışma ne? O dönem insanlar üzerinden ne anlatılıyor? Vatan şey vatanseverlik duygusunun olmaması işte. Yani onu eleştiriyor. Eleştiriyor mu yoksa Hani Peyami kurtuluş? başta vatansever değil ya hocam. Ama öbürküler vatansever başından beri. Kurtuluş Yani işte Savaşı ve milli mücadele bu kişilerin gözünden halkın panoraması çıkarılıyor mu? Bak mı, ne dedim? Vatanseverler de var. Düşmanın yanında birebir hareket edenler de var.
Öyle değil mi o dönemde? Topyekün bir şekilde kurtuluş mücadelesine, milli mücadeleye girişine yapılamamış. Yapılamamış. Bazıları da İngilizlerin yanında yer almış. Kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için vatanı ne yapmışlar? Satmışlar. Biraz ağır bir kelime ama doğrusu da bu yani. Selim Hanım da zengin Şişli'deki evinde İngilizlerle haşır neşir oluyor değil mi? Ama bir yerden sonra aslında o İngilizlerle olan haşır neşirliği bilgi akışında işe yarıyor mu? Komutanına o evet, eve hocam. Girip çıkması falan. Milli mücadele taraftarları Beyami ne yapıyor bu bilgileri? Ayşe de bak o eve gelmiş. Ayşe tabii sonra savaşmaya gidiyor. Bu durumu kullanıyorlar. Metin anlatıcı kim? Yazar. Yani yazar da neyin içinde? Kahraman olarak var mı? Ayşe hocam işte. Ayşe işte. Ayşe de bir metnin bir kahramanı mı? Yani ne diyoruz ona? Kahraman anlatıcının bakış açısı var. Çünkü Ayşe de bir kahraman romanda. Şöyle bir bakalım. Anlatım biçimlerinden hangileri var? Betimleyici anlatım var. Kişiler ve olaylar yani gözde canlandırılması için bize betimleyici anlatımı verdiler. Ama başından beri bir olay üzerine kurulmuş. Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele. Ne diyeceğiz? Öyküleyici anlatım diyeceğiz. Şöyle düşünceyi geliştirme yollarından neler var? Benzetme. Benzetme nerede var? Bir tane örnek. Sayfa 199'da seyrek saçlı kafası tüyü dökülmüş ihtiyar bir av kuşu gibiydi. Gibiydi. Birkaç bir yerlerde evet var. Başka ne var? Elif Nur da oradan konuşuyordu galiba. Tartışma. Nerede var tartışmacı anlatım? Hocam işte Ayşe orada işte Türk mücadeleyi şey yapıyor. Diğerleri de hani İngiliz boyunduruluğunu. Orada işte tartışma var. Tartışmalar var. Zaten mektuplarla başlıyor mu? Ayşe'nin gönderdiği mektuplar. Öbür taraftan kimindi? Şurada kitabımızdan da hemen bakalım. Diyor ki Halide Edip, o değil. Dur bakalım. Ayşe'nin yazdığı mektuplar romanda önemli bir yere sahip. Ayşe'nin mektupları aracılığıyla da ne yapılıyor? Cephedeki ve Anadolu'daki birçok şeyin gelişmeler fark ediliyor. Ama ilk başta kitap şöyle bir şey diyor. Yakup Kadri Ateşten Gömlek ismini kullanarak bir ne yazacakmış? Roman yazacakmış ama yazdığı bir mektupla Halide Edip ne diyor? Ben diyor. Bu isimle ne yaptım? Kendinin yazdığını söylüyor. Eser Peyami'nin günlüklerinden oluşuyor mu? Yaşadıklarını günü gün ne yapmış Peyami? Oraya aktarmış. Ve Ayşe'nin mektupları. Günlükler ve mektuplar. Öyle değil mi? Şöyle bir bakalım. Bu dönemde bir de ne başlıyor? Milli mücadeleye. Bak adı üstünde milli. O zaman ne yapacak? Hani başından beri Osmanlıcık, İslamcılık bunlar çöktü. Turancılık bunlar çöktü. Geriye ne kaldı? Türkçülük akımı kaldı. Tamam mı? Türkçülük akımı edebiyatta milli kaynaklara dönme fikrini beraberinde getirmiş. Bu milli kaynaklar olarak bahsettiklerimiz nedir? İlk başta da dil. Arapça, Farsçadan ne yapılıyor? Yani Osmanlıca, Türkçesinden uzaklaşılıp Türkçe kelime kullanımı ne yapılıyor? Benimseniyor. Arkasından şimdiye kadar hani Tanzimat romanında ya da Servet Fünun romanında olsun seçilen mekan hep İstanbul ve çevresi. Ama Milli Mücadele dönemi romanlarında gördüğümüz şey nedir? İstanbul'un dışına da çıkıldı. Anadolu'nun kasabaları, köyleri, Anadolu halkının romanlara konu oldu. Öyle değil mi? Bunu da ne yapıyoruz? Türkçülük yani milli kaynaklara dönme, milli yerli hayatı ele alma. Saf Türkçe ile ne yapma eserlerinin oluşturulması bunlar hepsi Türkçülüğün neleri ilkelerinden birkaçı bunun yanında bu
Bunu benimseyenler Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy gibi şairler, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi roman ve hikayeleriyle de ne yapmışlar? Ön plana çıkmışlar. Yurdun her bir köşesi artık mekan olarak roman ve hikayelere girmiş mi gençler? Köy, taşra hayatı, edebiyattaki yerini milli evet. mücadele romanı ve hikayesiyle ne yapmış? Almış çünkü ateş her yere sıçramış. Öyle değil mi? Sadece İstanbul'un veya da İzmir'in kurtuluşu değil, değil mi? Bütün Anadolu'nun, bütün misaki milli dediğimiz sınırlarımızı da kapsayan. Öylelikle her tıpakadan insanla da bu romanda karşılaşıyor muyuz? İstanbul Şişli zengin bir muhit. Muhit'teki insanlar Selim Hanım ve Peyami. Arkasından İzmir'de acılar içinde olmuş olan Ayşe, köylü kızı Kezban. Zaten başından beri subay olup cephenin içerisinde olan Cemal karakteri. Ne diyelim, İhsan aynı şekilde. Ayşe karakteri. Bakın her tabakadan insanlar roman ve hikayelere ne yapmış? Konu olmuş. Bu anlayışta zaten milli mücadele romanlarının hepsinde de var olmuş. Halide Edip'in Ateşten Gömleği, Vurun Kahpeye adlı eserleri. Yakup Kadri'nin Yaban, Ahmet Celal tiplemesi. Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı. Tarık Buğra'nın Küçük Ağası. 9. sınıflarda onu da işledik. Gene milli mücadele dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı ne yapıyor? Konu alıyor bu romanlar. Şimdi bir de zaten Ömer Seyfettin 1911'de başlayan da Ömer Seyfettin Genç Kalemler. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi kişiler zaten milli edebiyatı ne yapıyorlar? Başlatıyorlar. Yeni lisan hareketiyle birlikte, dilde sadeleşme hareketiyle birlikte. Bu harekete Halide Edip adı varlar. Yakup Kadri Karasmanoğlu, Refik Halit Karaylar, Aka Gündüz gibi isimler de ne yapıyor? Hareketin içerisinde yer alıyor. Cumhuriyet dönemine kadar da eserler veriliyor. Tamam mı? Önemli o. Buradaki çatışmaları şöyle şey yaptığımızda ne diyeceğiz? Asıl şeyler Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ve o zamanki İstanbul'dan Anadolu'ya değişik insan tiplemeleriyle bu duruma bakışı ne yapmış bize? Halide Edip adı var. Vermiş. Evet, şöyle de diyelim. Onları da söyledik. Peki, bakalım. Metinde dönemin tarihi, sosyal ve siyasi yapısıyla ilgili neler söylenilebilir? Bir kere ne dedik? Türkçülük, milli, yerli kaynaklara dönme ilkesi. Yazarlar da bunu ne yapmışlar? Benimsemişler. Söyledim size, ilk olarak da dili Osmanlıca Türkçesini bırakmışlar. Saf Türkçe ile yazmaya başlamışlar. Dilde sadeleşme hareketleri, yerli kaynaklara dönme. İstanbul ve İstanbul çevresinin dışında da bir abi hep eleştirilir aydınlar, öyle değil mi? Yani Anadolu'yu hep görmezden geldiniz. Anadolu insanlarını yok saydınız. Onları hep geri bıraktınız bilinçli olarak. Ne zaman savaşlarda şurada burada insan kaynağı olarak onu gördünüz. Vergilerde bindiniz sırtına. Ama milli mücadele döneminde artık topyekün Anadolu'ya yöneliş. Anadolu halkı da roman ve hikayeleri her yönüyle ne yapmış? Katılmış mı? Dönemin tarihi ve sosyal tarafına, şöyle siyasi tarafına bakarsak, yurt işgal altında. İşgaller başlamış, keyfi işgaller. Bütün bölgelerde cephe savaşları, ta ki düzenli ordu kuruluncaya kadar. En önemli şey, hedef nedir? Düşmanın yurttan temizlenmesi. İstanbul işgal altında olması en önemli siyasi sonuç mudur? Neden? İstanbul çünkü neredir? Baş şey değil mi hocam? Başşehir. Başşehir, başkent. İstanbul başkent. Padişahın olduğu nere? Şehrimiz. Padişah oradan yönetiyor mu bütün ülkeyi? Ama padişahı ne yapmışlar İngilizler? Derdest etmişler yani. Bütün haktan her şeyini almışlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalatarak 30 Ekim 1918 zaten bütün emellerini gerçekleştirmişler. Arkasından
Mondros'u destekleyen Sevr Anlaşması. Çok çok kötü. Öyle ki yani bak bir ülke savaşta yenilir ama bunlar diplomaside de ne yapmışlar? Ülkeyi elini kolunu bağlamışlar. Her şeyiyle bağlamışlar. Öyle stratejik çalışmışlar ki savaşta yapamadıklarını bu anlaşmalarla ne yapmaya çalışmışlar? Sağlamaya çalışmışlar. Çünkü arkasından Lozan Anlaşması, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, yani sonraki siyasetçilerin akıllı, mantıklı davranmalarıyla birçok şeyden anlaşmalar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ne yapmış? Kurtulmuş. Arkasından Birinci Dünya Savaşı yapmış, yeni cumhuriyet kurulmaya başlanmış. Ufak çaplı işte devrimler, şunlar, bunlar, medeniyet, eğitim, öğretime hız verilmiş. Hemen pat 1939'da İkinci Dünya Savaşı patlamış. 1945'lere kadar sürüyor. Ama siyasi bir takım hamlelerle Türkiye Cumhuriyeti İkinci Dünya Savaşı'na ne yapmamış? Katılmamış. Ama savaşa şeyler olmuş mu? Yardımlar olmuş mu? Evet. Birçok İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu da ona bağlıdır. Birçok bilim insanı kaçırılmış Almanya'dan isteklerle, onlar da geldikleri ülkeye eğitimlerini, bilimlerini, her şeyini taşımışlar. Hocalar, yetişmiş elemanlar, hepsi bir şekilde ama diplomatik yolla, ama böyle kaçırma yoluyla, farklı yolla. Yani birçok insanı Türkiye savaşa girmediği halde o savaşın, Almanların o vaziyetinden kurtarmıştır. Sevgili gençler, kitapları da okursanız görürsünüz, hem tarih kitapları hem romanları. Orada da bu döneme ait de şeyler anlatılır. Şöyle bir kere milli temalar işlenmiş, öyle değil mi? Halkın sorunları da var mı bunun içerisinde? Savaşın insan, bak her zaman diyorum, en kötü barış en iyi savaştan iyidir. Bunu sakın unutmayın. En kötü barış bile en iyi savaştan iyidir. Barış ortamı her zaman daha iyidir. Bunu biliyoruz. Biz savaşın çocukları olmadık ama bu ülke o şekilde ne yapıldı? Var edildi. Yoktan, küllerinden tekrardan ne yapıldı? Doğdu bu ülke. Türkiye Cumhuriyeti. Nasıl bir şeyler yaşadığımızı. Şöyle dedelere kadar, kökenlere kadar bir araştırırsa herkesin ailesinde o döneme ait bir tarih çıkar. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Çünkü bir bölgenin sorunu değil, değil mi? Bütün bir coğrafyanın, bütün bir ülkenin sorunuydu. Ve savaştaki o iki farklı insan tiplemeleri de ortaya konmuş mu? Hainler de ortaya konmuş mu? Evet hocam. Hainler de konmuş. Sade bir dilinin olduğunu gene gördük. Ama gerçekçilik, realizmin etkisini de ne yapıyoruz? Kitapta okuduğumuz bölümlerde görüyoruz. Gerçekçi bir anlatımla yapılmış. Zaten Halide Edip Adıvar'ın da bizzat savaşında. Ama ilk başta Halide Edip Adıvar da İngiliz yanlısı. Çok öncesinde. Yani o dönemin şeyinde kadın olarak oho birçok dil biliyor. İngilizcesi mükemmel. Birçok okulda İngiliz dili ve edebiyatı kürsüsünde çalışıyor. İlk başta kafası biraz karışık. Sonrasında ne yapıyor? Aynı anlatılan Peyami gibi. O da milli mücadele taraftarı oluyor, vatansever oluyor. Ondan sonra da zaten Halide Edip'i kimse tutamıyor. Ünlü Sultanahmet Meydanı'ndaki o konuşmaları. İzmir'in işgali sırasından İstanbul'dan sesler, İzmir'e gidişler. Yani yazarlar aydın ekibinin de sadece yazmanın dışında halkı aydınlatmak, halkı bilinçlendirmek gibi neyi var? Misyonları var. Tamam, böyle diyelim. Evet, bir ne yapalım? Milli Edebiyat'la ilgili konuştuk zaten. Ne diyor? Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nın bizzat katılması sizce anlatımı nasıl etkilemiş? Hadi burada da siz konuşun canım. Kurtuluş Savaşı'nın bizzat katılımı Halide Edip'in sizi nasıl etkilemiş? Kamran. Hocam zaten olayın içinde olduğu için daha gerçekçi bir anlatım var. Yani olayın gerçek halini bilmiş oluyoruz bu şekilde. Evet. Mesela etkilendin mi Kamran? Anlatılanların doğru şeyler olduğu, tamamen kurmaca olmadığını görmek nasıl hissettiriyor? Bir kere yani iyi, güzel hissettiriyor hocam. Çünkü olayın özünü bilmiş oluyoruz. Bilmiş oluyorsunuz.
Mesela bu vatan toprakların bir karışının bile düşmana bırakılamayacağı, değerli olduğu fikri, yani vatan sevgisi daha da böyle şey yapıyor mu? Perçinleniyor mu? Güçleniyor mu? Herkes elinden ne geldiyse o dönem ne yapmış? Düşmanı yurttan kovmak için mücadele etmiş. Herkes. Basın, yayın farklı şekilde, normal kadınlar farklı şekilde, çocuklar bile olayın içerisine dahil olmuşlar. Çünkü can güvenlikleri yok zaten, mecbur olacaklar. İlla ki bir taraf olacaksın. Ya milli mücadele tarafında olacaksın ya da işgalciler tarafında olacaksın. İşgalciler tarafındakiler bilmiyorum nasıl insanlar. Vatan toprakları işgal altında, nice insanlar ölüyor. Hocam, onlar hala insan... ceplerinin menfaatlerini düşünüyor. Yani o zaman karakterler de ortaya çıkıyor, öyle değil mi, insan karakterleri? Böyle bir durumda nasıl kendini düşünebilirsin? Valla çok bilmiyorum, aklım almıyor benim öyle insan tiplerine. Söyleyecek çok şey oluyor da söylenmiyor, şimdi dersteyiz. Evet. Başka? Kamran'ın görüşlerini aldık. Diğerleri Halide Edip adı var. Savaşa, Kurtuluş Savaşı'na bizzat katılmış. Yani herkesin cinsiyet fark etmezsizin hani katıldığını buradan çıkarıyoruz. Ama zaten olmasına rağmen bu kadar. Mesela savaş yasalarına göre hani mesela cephe savaşlarında cephe gerisindekine dokunulmaz. Öyle değil mi? Ama bu böyle değil ki, işgallerle. İşgal ede köyleri, kasabaları, şehirleri ala ala ne yapıyor? Vah, bütün vahşetiyle savaşın bütün kötülüğü her yere ne yapıyor? Yansıyarak geliyor. Öyle değil mi? Yani bak, hayal gücümüzün ötesinde sevgili gençler savaş. Yani en korkunç, en böyle kabusumuzu düşünün, ondan da kötü savaş ortamı. Zaten savaş geçtikten sonra bile yine etkilerini devam ettiriyor. Yani bu kadar insanın psikolojik halleri ne olacak? Yani askerlerin, halkın, çocukların topyekun bir psikolojik tedaviye ihtiyaç var herkesin. Böyle karakterler, yani güçlüler, güçsüzler. Bunda ezilip zayıf düşenler, bu duruma insan olan zaten savaşa ne yapamaz? Çok da tahammül edemez yani. Evet, başka bir düşüncesi olan var mı? Yok. Peki. Yazarın dünya görüşü ve edebi anlayışı esere nasıl yansımış? Evet. Metinden örneklerle. Bir kere zaten yazarın bizzat savaşta olması ve savaş devam ederken 1922'de bu eserin ortaya çıkışı çok ciddi yankılar ne yapmış, yaratmış. Gerçekçi anlatımını biraz önce realist düşünceyi ne yaptık? Söyledik. Gerçekçi anlatımı olup bitenin daha böyle gözler önüne serilmesini de ne yapmış? Ve yazarın dünya görüşü, çünkü o da milli mücadeleci, kuvayi milliyeci, arkasından düzenli orduya katılıp savaşan, ilk başta her ne kadar öyle olmasa da sonrasında değişip vatan mücadelesine o da bir asker nefer olarak katılan bir kişi. Ayşe karakteri bence de. Ama hayatında öyle şey yok ha. Ben Ayşe'yi biraz bu okuduğumda, ilk düşündüğümde öyle olmuştu. Ayşe olabileceğine dair Ateşten Gömleği okuduğumda. Ama kurmaca. Bazı yerler, birçok yeri de kurmaca. Bu anlatılanlar gerçek. Olanlar, olayın kronolojisi gerçek. İstanbul'un işgali, İzmir'in işgali gerçek. Çete savaşları gerçek. Halkın yaşadığı dramlar gerçek. Nasıl vatan savunması yapıldığı gerçek. Tamam mı? Anlatılanlar o noktada gerçek. Evet, hocam, hadi bakalım. Hadi. Efendim Batuhan. Acaba eşinin ölüşü ya da çocuğun ölüşü gerçek mi? Biliyor musun?
Mesela Halide Edip'in hayatına dair okuduğumda öyle bir şey yok biyografik çalışmasında. Ben sadece hani böyle güçlü kadın tiplemesi ya, acılardan yoğrulan. Yok, ben okuduğumda öyle bir şey yok ya. Farklı ama evliliği tabii ki değiştiriyor Halide Edip'i. Bir kayıp yok ama evlenmesi, başka bir insanla evlenmesi. Bak adı var, soy ismini neydi, ne adı vardı? Eşinin adı neydi ya? Orada yazıyor mu? Yok. Adnan adı var. Tamam, hatırladım. Adnan adı varla evleniyor. Halide Edip bütün dünya görüşü her şeyi de değişiyor tabii ki haliyle. Adnan adı var. Vatansever bir insan. Ama Halide Edip çok dönemin kadınlarına göre çok donanımlı. Dil bilmesi, eğitim hayatı, birçok yerde öğretmenlikler yapması, bakın o zamanki Amerikan kız kolejini bitiriyor. Bakın o zaman iyi, böyle zengin bir aileden geliyor mu Halide Edip de? Geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Evet, imkanları geliyor hocam. Bu geçmişle bugünün arasında hiçbir fark yok ki. İmkanları olanlar birçok şeye ulaşıyor. İmkanı olmayan ulaşamıyor. Hepimiz bunu, bu gerçeği biliyoruz değil mi? Yani dillendirmekten de niye çekinelim? Yani kolejler, molejler bugün yani gidebilen. Ha, bugünün şartlarında burada biraz iş değişmiş dedik de şurada burada da. Yani kolejde ama isimli Amerikan Kız Koleji. Üsküdar'da, İstanbul'da. Bugün İstanbul'daki kolejlere şöyle bir bakın bakalım. Hangi kişi çocuğunu, yani bu orta tabaka diyelim, memur kesiminden ya da ne bileyim serinin zenginleri bile olsa, bilmiyorum, düşünür İstanbul'a çocuğunu gönderir mi göndermez mi orayı da bilmiyorum. Ama eğitim o dönemin şartlarında Halide Edip'in mükemmel seviyede. Evet, o zaman şöyle ateşten gömlek anlaşıldı mı? Şöyle bakıldığında. Artık mesela bir yerlerde karşımıza çıksa, evet bu kahramanlarla, bu olayla, konuyla, çatışmayla, bu ateşten gömlek, Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından alınmıştır diyebilir misiniz? Yaparız hocam. Evet, Kamran yaparız dedi. Diğerleri? Evet hocam. Evet hocam. Yani isimleri gördüğümüz an diyeceksiniz ki bu Ateşten Gömlek'ten alınmıştır. Tamam mı? Konuyu, çatışmayı fark ettiniz. Hemen. Evet, Halide Edip Adıvar kimdir? Kim okumak ister? Biraz da siz şahın. Hep ben konuşunca boğazım ağrıyor. Evet, Batuhan oku bakalım. İstanbul, pardon. Halide Edip Adıvar, 1882-1964. İstanbul'da doğan yazar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve müfettişlik görevlerinde bulundu. Milli mücadeleye katıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Avrupa ve Amerika'da bir süre kalan Halide Edip, İstanbul'a döndüğünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyat profesörlüğü görevinde bulundu. Sonra İzmir Milletvekili olarak görev yaptı. Milli edebiyat anlayışını benimsedi. Edebiyatımızda romanlarıyla tanınan sanatçı, ilk romanlarında aşk temasını işledi ve kadın psikolojisi üzerinde durdu. Eserlerinde karakter yaratma konusunda oldukça başarılı olan yazar, özellikle eserlerindeki kadın karakterlerle bunu gösterdi. Bu kadın kahramanlar etrafındakileri hemen etkisi altına alabilen güçlü kişilerdi. Bir saniye Batuhan. Mesela Ayşe karakteri de öyle oldu mu? Evet. Romanda. Ayşe'yi de değil mi? İngiliz kuka dik dik laflarla ne yaptı? Karşı durdu. Erkeklerin bile cesaret edemediği bir söylemle adama durdu. Herkes de Neriman konuşmuştu. Herkes onu ne yaptı? Takdir etti. Saygıyla şey yaptı. Sevdiler, bacıları ilan ettiler. Evet. Eserlerinde Kurtuluş Savaşı, Türkçülük Akımı, sosyal çevre gibi konuları işleyen sanatçı, tasvirlerinde realist bir bakış açısı kullanmıştı. Roman, hikaye, anı, tiyatro gibi pek çok türde eser veren sanatçının Seviye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Burun Kahveye, Zeyno'nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Tatarcı, roman türünde yazdıkları, roman. Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, hikaye türünde yazdıkları, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh. Ana. Türk'ün bunlar, Batuhan, orayı pardon, çıkıyor. Pardon. Türk'ün Ateşli İmtihanı anı türünde yazılmış.
Kenan Çobanları, Maske ve Ruh tiyatro türünde yazılmış olanlar. Şimdi şurada Handan var ya, mektup türünde yazılmış bir eser. Tamam, mektuplardan oluşuyor, onu da birazcık şey yapalım. Mektup türünde yazılmış eserler yani. Mektuplardan oluşuyor. Türk'ün Ateşle İmtihanı anı türünde. Ateşten gömlek, burun kahpeye zaten Kurtuluş Savaşı'nı ne yapıyor? Konu alıyor milli mücadeleyi. Zeyno'nun oğlu Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal'da da zaten okuyanınız var mı? Okuyanınız var mı Sinekli Bakkal? Halide Edip'ten kim ne okudu? Ben Ateşten Gömleği okumuştum. Ateşten Gömleği okudun. Başka bir şeyini okuyan var mı? Ben bu arada hemen. Evet, şu Sinekli Bakkal'ı şey yapayım da. O da birazcık farklı şey. Bu sefer savaş bitmiş. Savaş sonrası aydınlanma lazım, eğitim lazım. Bakalım ne oluyor. Bir bulursam size hemen hatırlatayım şuradan. Maalesef benim kitap Sinekli Bakkal'ı almış mı? Şöyle bir bakayım. Önceden ayarlasam iyi olurdu ama ayarlamadık. Olsun. Vallahi da yok. Sinekli Bakkal çıkamadı karşımıza. Çok önceden okumuştum da ben. Şöyle hemen şey yapıp bulan var mı? Siz daha hızlı gidiyorsunuz ya şeye beraber. Ha, buldum ben. Tamam, buldum, varmış. Şimdi Sinekli Bakkal.